Herkes sans. Biraz geri gel abi. Biraz geri. Biraz geriden al. Aynen şey gitti. Evet. Tamam mı? Tamam. Başlayayım mı? Evet. Buyur. Evet, bugün nihayet 31 Mart gününe geldik. Yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın neticesinde bugün Şanlıurfa ve Türkiye genelinde, tabii bizim için de önemli olan özellikle Şanlıurfa'da, yerel yöneticiler anlamında Şanlıurfa halkı kararını verecek. Biz de bu vesileyle hem sandıklarda görevli arkadaşları hem diğer görevli personeli motive etmek adına onları bir ziyaret edelim dedik. Hem ellerine, emeklerine sağlık diyelim dedik. Gayet güzel bir seçim ortamı var. Şu anda huzurlu bir şekilde inşallah sonuna kadar da böyle gidecek. En nihayet saat 4'te bittikten sonra seçim sandıklarda açıldıktan sonra eminim ki inşallah Urfa için en hayırlısı neyse o olacaktır. Tabii temennimiz de bu yönde bizim inşallah. Ben bütün katılım gösteren, demokratik hakkını kullanan bütün hemşerilerimize ben sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte bu akşam neticeyi alırız. Urfa için yine söylüyorum, en hayırlısı neyse olsun diyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bizler bütün teşkilat olarak, arkadaşlarımız olarak hepimiz sağdayız. Seçimin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için arkadaşlarımız bütün gayretlerini gösteriyorlar. Dediğim gibi en son biz de neticeyi bekliyoruz. Ben siz değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Siz de sabahtan beri arazidesiniz. Görevinizi layıkıyla yapmaya çalışıyorsunuz. Sizlerin de emeğine sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Hatfetti'de sabah bir gerginlik oldu. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, maalesef takip ediyoruz. İşte bakın, başından beri hep Hatfetti, Hatfetti diye diye. Ama duvara konuşur gibi konuştuk maalesef. Ama bugün olacaklar az çok belliydi. Yani maalesef çok sözlerimiz dikkate alınmadı, kale alınmadı. Aslında başka bir memlekette olduğu anda derhal üzerine gidilmesi gereken bir konuda biz ne kadar çağrıda da bulunsak hiçbir şekilde gerekli adımlar atılmadı. Ve bugün de maalesef bu tatsız olaylar yaşandı. Umarım orada artık bundan sonra hiç olmazsa oradaki yetkililer sağlıklı, sağduyulu bir karar alırlar. Bu işi düzgün bir şekilde neticelendirirler. Haklı bir şekilde, haksızlığa tahammül bir sebebiyet vermeden bu işi neticelendirirler. Umarım öyle tahmin ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.